Merhaba, merhaba, merhabalar. Uzun zamandır oynamıyorduk, geri döndük. Sırayla bütün mapleri elden geçiriyorum. Bu videoyu izliyorsanız ve bir önceki review videosunu izlemediyseniz geriye dönüp o videoyu da izleyin derim. O da taze. Aynı anda çektim zaten. Aralarında yarım saatlik fark vardır muhtemelen. Bana eşlik eden chat'teki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hatta sağ üst köşede de bir önceki videoyu da şimdi size çıkarttım. Babam. Başlayalım bakalım. Item'larımızı aldık. Ready dedik ve start'a bastık. Bakalım. Bakalım. Panomuz da var mı? Oyun zorladı mı beni? Az önce. No. Zorlamadı. Bakalım şimdi zorlayacak mı? Elizabeth Davis. EMF Reader. Salt. Smudge Stick. Tamam. Salt, EMF Reader kolay. Smudge Stick de kolay. 3 görevi yaparız. Bu arada nerede? Direkt garajda girince yani biz eve şuradan nereden giriyorduk lan bu eve? Şuradan ha. Bu eve buradan giriyoruz. Hemen mutfağın oraya geçeceğim. Çamaşır odası garaja girip şey açacağım. İlk işim o. Tamam mı? Termometremizi de alalım. Bir de yanıma defter alayım. Ola ki yerini tespit edersek diye. Kamyonumuzun içi 22 derece, hatta 23 derece hava sıcaklığında. Anahtarı aldık. Artık zaten profesyonelde oynayınca biliyorsunuz şeyler kapalı oluyor. Şalter otomatik olarak kapalı oluyor. Bir de hayaletin yalnız mı gruba doğru gruba mı konuşacağını söylemiyor artık. Biraz daha bu şekilde zorlaştırmışlar. Takım halinde oynuyorsanız sizin sanity'nizin kaç olduğu önemli değil. Arkadaşınızın sanity'si 10'sa sizinki 100'se ortalama sanity'niz 55 olur ve hayalet saldırabilir. Böyle özellikler geldi. Şu EMF tablosunu okumanın önemi arttı. Onunla ilgili çok net bilgiye sahip olmadığım için size de bilgi vermeyeceğim. Yalnız bir şey diyeceğim. Bak dışarısı kaç derece? Bir ölçelim. 18,4 derece yağmur yağarken. Bakalım evin içi kaç derece olacak? Elizabeth. Bak ev daha soğuk. Bu da saçma şimdi yani. Dışarıda ben 18 derece görüyorum yağmurlu havada. Evin elektriği çalışmıyor diye ev daha soğuk. Bu arada update olma süresi çok mu uzun ya bunun? Neyse arkadaşlar, profesyonelde direkt şey kapalı olduğu için soğuk taraması yapmamız için önceden tespit ettiğimiz noktaya gidip şalteri açmamız gerekiyor. Bu bir. Açtık şimdi. Ev yavaş yavaş ısınacak bu arada bunu yaptığım için. Garajı özellikle açık bıraktım. Ortada da bir, hatta şurayı açalım. Bir de nereye açalım? Burayı açalım. Şuralara da bir bakalım şöyle. Evin ısınması uzun sürecek bu arada. Bir hemen ısınmıyor. Tam metriğini bilmiyorum ama kuvvetle muhtemel böyle 5 saniyede 1 derece artıyordur. 10 saniyede 1 derece artıyordur evin ısısı. Bakın yavaş yavaş işte 9 dereceleri falan görmeye başladık. O yüzden birazcık böyle boş boş geziyorum evin içinde. Sağ sol kontrol ediyorum. Yani başka bir şey yapmış mı? Bir şeyleri oynatmış mı ben gezerken diye. Yok gibi ama. Belki de bir Ouija board falan buluruz. O da ayrı tatlı olur. Konuşur yerini şey. Ops, şeyden korktum ya. Yıldırımdan korktum arkadaş. Ay ay. Aha, kemik bulduk mesela. Hemen şunu atalım şuraya, termometremizi. Yol yakınken gidip fotoğraf makinemizi getirelim. Hatta dur, defteri de atalım. Defteri niye atmıyoruz? Defteri de şuraya bıraktım. Araba anahtarını aldım. Viz bir oyun çok değişmedi ya. Oyunun her şeyi aynı da. Dinamik lighting'ini falan düzelttiler birazcık. Daha güzel gözüküyorsa sebebi odur yani. Neleri attık biz az önce ya? Fotoğraf makinesi alayım. Bir de yerini tespit edersek de kamera mı alsak, EMF mi alsak, Spirit Box mı alsak? Ya kamera götürelim bir tane daha, bir şey olmaz. Yani şey speedrun yapmıyoruz yani, keyfine şu an. Sizle muhabbet ede ede. Ben de şeyi, araba anahtarı arabayı çalıştırdığında susturabilmeni, arabanın şeyini kapatmanı yarıyor. Çektik fotoğrafımızı. Tamamdır. Fotoğraf makinesini şuraya atıvereceğim. Yere atmayayım da alması zor olmasın. Şurada dursun. Termometremizi alalım. Sıcaklık zaten artık yükselmiş olmalı. Kemiği de alalım ekstra para için. Şurada Ouija board olabiliyor ama yokmuş. Ona bakayım dedim. Ev 10 derece bu arada. Ev hala ısınmadı. Ona şaşırıyorum. Banyo nasıl?
Banyo 14. Bir şey diyeceğim. 10 derece görmemizin ama olayı zaten burada olması olabilir hayaletin. O da ayrı bir konu. Ha yok, burada da ısı düşmeye başladı. Ya da şu an benim yanımdan geçti. Şu an çünkü kalp atışı da duydum bir an. Galiba bu arada o odada. Öyle bir his var içimde. Bakın buralar hep şey. Buralar hep sıcak. Sanırım o odada bu arkadaş. Yani gezerken vakit kaybetmemek adına bir de defter bırakayım ben oraya. Benim evimde ne var fazla? Ha, kamera varmış. Şöyle kameramızı sağ klikle açıyoruz. Dur. Bunu nasıl şey yapıyorduk? E ile falan nasıl çeviriyorduk lan bunu? Unuttum ben ha. Nasıldı arkadaşlar? Bunun döndürmesi neydi ya? Q ile mi? Yo. E, Q, E, item değişme. Şey, bu nasıl dönüyordu abi daha önceden? Kamera. Aa, ha tamam, mouse tıkı, sol klikmiş. Unuttuk ya mekaniklerini iyice. Şuraya yerleştirdim. Ama burada direkt güzel görmüyor ya. Bir dakika şöyle. Koyduğum yerde durmadığı için. Neyse önemli değil. Defterimizi aldık mı peki? Defterimizi de alalım. Bu odada olabileceğini düşündüğüm için buraya bırakacağım şimdilik. Ama daha garaja... Ne oluyor lan? Okey. Burada ısınmış bu arada, fark ettiyseniz. Bu oda değil aslında. Boşuna yardırdık o kadar. Tamam. O zaman garaja doğru yola düşüyoruz Burak'cığım. Şuralar da olabilir bu arada. Yok, burada değil. Ya, freezing bulacaksak zaten... Uh-oh. Bodrumun ışığı açılmış, fark ettiniz mi? Aşağıda oyun açmış. IMF aldık mı yanımıza? Almadık. Neyse. Tamam kardeşim. Selamun aleyküm. Senle ilk karşılaşmamız burada olacak sanırım ha. Evet, yere de bir şeyler atılmış. Burada bayağı bir aktif takılmış bu arkadaş. 4 dereceyi de gördük şu an. Hop, burada. Tamam. Don't mind me, don't mind me. Ananı avradını. Ne çabuk yukarı geldi lan o. Wow. Şimdi içeride bir tane kameramız var. Defterimiz var bir de. Kamerayla defteri bırakacağım. Bir tane Spirit Box denemesi yaparız. Senetimizi kontrol edelim. 72'ye düşmüş. Bir tane içmekten zarar gelmez. Şuradan bir de tripod alacağım. Rahat yerleştirebileyim diye. Kamerayı. Yalnız... Lan ne fener almama challenge'ı. Bütün oyunlarım benim fenersiz. Hiç videolarımı izlememişsin ki. Bana fener almama challenge falan diyorsun. Gözüm kapalı oynadım lan bu oyunu. Ne var fazladan ya? Spirit Box var değil mi? Hadi bakalım. Hadi gidelim. Şimdi... ışığı kapatmamış. Yo, ışığı kapatmış buradaki. Tamam. Şu var ya, şu sallanan sandalye aşırı korkunç bir şey bence ya. Aşırı korkunç bence ya. Aşırı acayip korkunç bir şey ya. Defter aldın mı ya? Ben onu unuttum. Defter alamadık, değil mi? Are you here? Where are you? Bu freezing vermeyecek bu arada, belli. Are you here? Kalp atışı verdi. Yanımda bir yerde geziyor. Hello? Tatlı çocuk, ne yapıyorsun içeride? Şimdi defteri de bırakıp kamyona gideceğim. Artık delilerin kendi kendine ortaya çıkmasına şey yapacağız, bekleyeceğiz. Yine mi ışığı kapatmış? Oo, sen çok oynuyorsun buranın ışığıyla. Are you here? Give me a sign. Where are you?
Where are you? Hello? No. Tamam, bunun konuşmaya pek niyeti yok gençler ya. Işık kapalı. Gidelim arabamıza. Yeni malzemeler getirelim. Na 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 na. Konuşacak gibi mi? Deneriz abi. Belki az önce konuşturamadık. Şu an... 2'de daha ya. Pek bir şey yapmamış kendisi. Bir ghost store falan... Yazmış mı? Yok, yazmamış. Şimdi... Burada ghost store... Bakana kadar ne götüreceğimize de karar verelim. Bir kere parmak izi kesinlikle bakmamız gerekiyor. O kapıyla oynadı, şu ışıkla sürekli oynuyor falan ya. Oralarda şey bulabilecek miyiz? Onu görmemiz lazım, bir parmak izi. Şimdiye kadar hiçbir delil vermedi bize bu arada. Şimdi... Ne alabiliriz başka? IMF almamıştık, bir de IMF alabiliriz. Tamam, içeri bir de IMF ile kontrol edeceğiz. Bir de parmak izi kontrol edeceğiz. O arada bakalım, birazcık daha şans vereceğim. Ghost Orb hemen göremeyebiliyorsun, gözünden kaçıyor falan. Şöyle bir bakalım Ghost Orb olacak mı diye. Buradan bakınca deftere yazmış gibi hissediyorum ama yazmamış, yok ya. Ama sanki şurada bir yazı var, bir de şurada bir yazı varmış gibi de hissediyorum ben. Yani belki de kameranın çözünürlüğünden dolayı göremiyoruzdur. Çünkü Ghost Orb da göremedik. Neyse, Bodrum'da olduğunu keşfetmemiz yeterliydi ama en azından. Güzel hissettirdi yani nerede olduğunu. Senet'imize bakalım. Senet'e çok müdahale etmemiş kardeşim. Bir de şey okumuştum patch notlarında bir arada, onu geri eski haline getirdim falan bilmiyorum. Hareket edebiliyor. Odasını değiştirebiliyor falan gibi şeyler okumuştum. Evet, dur bakalım. No parmak izi. Yine vermedi bize şey. Var, parmak izimiz var arkadaşlar. Tamam, ghostwriting'imiz de var, parmak izimiz de var. Okey. Are you here? Bura hala 6 derece. Are you here? Where are you? Give me a sign. Nope. Demek ki gerçekten şey yapmışım, görmüşüm o şeyden yazı yazdığını. Tamam, iki tane delilimiz var paşalar gibi. Parmak izimizi bulduk. Kamerayı alalım artık yanımıza. Tuz götürelim bu sefer de. Şimdi. Ha, IMF denemedik. Bak, onu unuttuk. Fingerprint'imiz var. Diğeri neydi? Ghostwriting. Spirit ya da Revenant diyor. Spirit ya da Revenant'sa üçüncü bulmamız gereken şey ne? Ona bakalım bir de. Spirit ise... dur şöyle. Revenant'sa IMF 5... Spirit Box'a şey olmalı. Spirit olmalı. Bakayım. IMF 5 elimizde. Başka ne alabiliriz? Bir de burada hiç görev yapmadık değil mi? Smart Stick falan var çünkü. IMF Reader da almadık hiç. Tuz ve Smart Stick var. Smart Stick için 2 slota ihtiyacım var. O yüzden ilk tuzla gideceğim. Fotoğraf makinesini götüremeyeceğim. Ya, fotoğraf çek diyor muydu? Demiyor. Fotoğraf makinesini sallayıver abi. Şey alalım. Tuz alalım. Ben bunun ama şey... Revenant olduğunu düşünüyorum şu an. Yok, konuşmayacak zaten. Bu Spirit de değil. Kuvvetli mutlaka IMF alacağız burada biz. Başka ne getirmiştim? Ben tuz getirmiştim değil mi? Şuralarda yürüyebileceğini hesaba katarak şuralara tuzumuzu atalım. Sonra bir de IMF bekleyelim. IMF ile bu arada şey de yapmamız gerekiyor. Give me a sign. Oo, tuza bastı. Çok hızlı yürüyor yanımda. Are you ananı avradına. Oops. Ürküttü beni.
Ürküttü. EMF4 verdi. Ne getirebiliriz bir de bakalım. No Spirit ya. Spirit Box olmayacak. Bu net EMF. EMF5'i göreceğiz biz bir şekilde. Revenant'ın özelliğini hatırlamaya çalışıyorum. Artık Revenant'ları da hızlandırmışlardı galiba. Hızlı... Aa, bu net Revenant niye biliyor musunuz? Nedenini söyleyeyim. Give me a sign dediğinde çok hızlı ayak sesleri geldi abi. Ama ben hunting a victim diyor gerçi. Hunt da etmedi bizi ama. Ama çok hızlı hareket etti. Bir tane daha hap içebiliriz. Maksat şeyi uzatmak, oyunu uzatmak bizim için. Bak şuradaki tuza basmamış. Demek ki yukarı çıkmadı. Demek ki hala burada geziyor. Şimdi Bodrum'un girişindeki tuza da bakarız. Bir sıkıntı var mı orada diye. Başka götürebileceğim bir şey de kalmadı. Yani bir de haç götür. Haç hiçbir işe yaramayacak ama haç götürebiliriz. Stick mi götürsek ya? Ya ben bu EMF götürmeme... Keşke EMF aşağıda bıraksaydım bu arada da. EMF götürmeme de çok ihtiyacım yok açıkçası da. Şöyle yapalım. Fener atacağım. Nerede çakmak? Alamıyorum. Ne var hala ya full? Ha haç var. Tamam. At bunu. Tamam. Fenersiz biraz sıkıntılı olacak ama. Bakalım. Yürüyorum. Yukarıya basmış mı onu kontrol edelim. Basmamış. Kapıdan çıkmamış dışarıya. Güzel haber. Ama önümü görememem ayrı bir sıkıntı. Hala burada bu arada. Revenant'sı YMF verecek bize. Hadi abicim. Hadi. Hadi bak cleanse'liyorum seni. Fuck off. Bu arada cleanse'lediğim için atak yapamayacak. Şuralardan geçmediğini biliyoruz tuza basmadığı için. Buraları iyice bir tütsüleyelim böyle. Temizleyelim ortamı. Tamam. Tabii EMF5 de alamayacağız şu an gönderdiğimiz için ama ben %99,9 eminim bu arkadaşın şey olduğuna. Revenant olduğuna. Spirit olsa şu Spirit Box'tan şey almamız lazımdı. Are you here? Where are you? Give me a sign. How old are you? What is your name? Are you here? Yok abi böyle zifiri karanlıkta bu adam bana konuşmuyorsa yürü. Yürü Revenant işaretle belanı arama. Belanı arama yürü Revenant işaretle. Elektrikler de çok yakmasın. Hadi görüşürüz. Selamun aleyküm. Ay ay. Seçtik değil mi Revenant'ı? Bu ne? Ha kemiğin şeyi. Spirit çıkıyormuş de. Hiçbir hareket var mı diye bakıyorum da. No. Aa çakma atmıyor. Niye atmıyor çakma halinden acaba? Yes. Düdün. Umarım bu videodan da keyif almışsınızdır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolar gelecek. Discord'a katılmayı da unutmayın ayrıca. Discord'a da gelin. Eğer ilk defa Phasmophobia videomu izliyorsanız bundan ya yani bu çektiğim videolar dışında bir 50 tane daha video var. Çok eğlenceli videolar hatta. Tek başıma oynadım ve arkadaşlarla oynadım. Onlara da bir göz atmanızı öneririm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.